Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna GTA Vice Türkçe dublaj bölümlerimizin versiyon 2'nin 10. bölümüne finale hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizde, gününüz güzel geçiyordur. Güzel geçiyorsa ne mutlu bana. Peki ne yaparak başlıyoruz arkadaşlar? Ben bunu hep görüyordum. Haritada böyle mekanlar var. Sarı binalar var, yani sarı bayağı bina. Gördüğünüz gibi sol alttan da işaretleri var. Böyle düşmanlar var efendim burada. Bunları kesiyorsunuz. Ben finale final bölümünden önce, orada galiba size gelmişti telefonuma, bildirim geldi. Final bölümüne geçmeden önce baktım. Bayağı güzel bir şeymiş aslında. Bölge alma işi arkadaşlar bu. Bayağı San Andreas'taki gibi, ama tek farkı bölge değil, mekan alıyorsunuz. Bitirdikten sonra dışı böyle sürekli spawn oluyor. İçeriye giriyorsunuz. İçerisi biraz sorunlu. Biraz sıkıntılı. Dikkat etmek gerekiyor içeride. Çok yakın mesafe olduğu için. Ama bunun interiörü farklı bu arada. Ve bu şekilde görev tamamlanıyor arkadaşlar. Zaten yazdığı gibi de bu mülkü satın alabiliyorsunuz. Ve buraya bir gelir kaynağı haline getirebiliyorsunuz. Şimdi onu göstereceğim size. Bu finallik Extended Features'da sanırım eklendi bu. Ekstram budur. Bunu tıkladığınızda burada gördüğünüz gibi birçok meslek var. Hiç uzun uzun saymıyorum. Bu mesleklerden birini seçiyorsunuz. Daha sonrasında diyor ki işte böyle düşük orta yüksek maliyet vererek daha fazla gelir elde ediyorsunuz. Biz verdik. Daha sonrasında burası, efendime söyleyeyim, bizim adamlarımız alıp işlenebilir bir hale gelecek. Kanalıma hoş geldiniz. Final bölümündeyiz. Sadece iki görevimiz var final için. Bu bölümde onları yapıyor olacağız. Recep İvedik arabamla. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Finalin görevine gidiyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Videoları dediğim gibi beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. Hadi finale geçelim. Haydi bakalım. Vergilendirme göreviyle devam ediyoruz. Tamam, sorun ne? Kim? Ömer. Dediler ki paylarını almaya geleceklermiş. Paltıoğlu'nun parası olduğunu söylediler. Solucan gibi hissediyorum. Paltıoğlu mu? Oğuzhan Paltıoğlu mu? Evet. O herif galiba. Çok ciddiydiler. Sana öfkelenmedim. Onu hastaneye götürün. Ömer, benim için o herifin götünde ikinci bir delik aç. Onu 7 parçaya böleceğim. Hadi bakalım. Bu arada adamın seslendirmeni bu arada şey... ismi gelmedi. Avery Carrington olması lazım. Avery Carrington'ı seslendiren abi. Adam tam bir dublaj sanatçısı değil mi ya? Muhteşem bir şey. Bu arada sohbet ettiğim bir bölüm olacak. Özellikle de final görevinden ziyade bununla sohbet etmek istiyorum. Şimdi gideceğiz, Sony'nin adamlarını vuracağız. Vuracağız. İki tane olması lazım, iki ya da üç tane. Vuracağız ve görevi tamamlayacağız. Yani bizden para çalmalarını engelleyeceğiz. Öncelikle biliyorsunuz, versiyon 1'i oynamıştık. Çok keyif almıştık. Bazı görevleri yapmamıştık. Bunda da aynı şekilde oldu. Yani şeyleri atmıyorum arkadaşlar. Hani işte Malibu'da Malibu'yu al, soygun yap. İşte şu an gittiğimiz neydi burası? Tersane miydi? Burayı al, Checkpoint Charlie görevi falan var. Bunları yapma. İşlerini size göstermedim biliyorsunuz. Çünkü göstermemek daha mantıklıydı. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Versiyon 2 benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Versiyon bazı şeyler tadında güzel derler ya. Galiba öyle arkadaşlar ya. Hani ben çok severim Vice City'yi. Gerçekten keyif aldığım bir oyundur. Ama bazı şeyler gerçekten tadında güzel. Ve versiyon 2 güzel işler yapmaya çalışırken işi bozmuş, yani işi bozmuş, batırmış. Sizin izlediğiniz versiyon 2'de hani farklı görevlerin hepsi aslında yine bir Türk yapımı olan Extended Futures modunun içerikleri bu arada. Bu mantıklı yani, çünkü herkes, yani bir insan hem dublaj işiyle uğraşıp hem yeni görevler tasarlayıp hem de bir de ona dublaj yapamaz. O yüzden bunu eleştirmiyorum. Mantıklı bir hamle. Yani var olan zaten kaliteli bir modun üzerine alıp onu Türkçe dublaj haline getirmek çok güzel bir mantık yani. Fakat o kadar çok kırışıyor ki oyun. Yani o kadar gereksiz modlar var ki. Gereksiz modlar olsun, oyunu yediği crashler olsun. Ana odak noktası aslında keyifli olan bir oyunu çok keyifsiz hale getirmişler. Bence bu bizim seri açısından hani söyleyebileceğim en kötü şey. Hayal kırıklığım oldu benim. Çünkü hani bayağı güzel hayaller kurduyduk. Hani güzel bir seri olur.
uzun uzun sürer kafasında bir seri hayali kurmuştum. Ben bunu patlattım ya. Hayda. Aa dur. Dur la. İnşallah vurabilirim. Ha iyi durdu bari. Bazen biliyorsunuz Bystar'da iki şey var. %10 ihtimalle durur, %90 ihtimalle drop yer. Evet drop yer. %90 ihtimalle de kaçar. Bu arada çok hızlı bu araç. O yüzden aldım. Sohbet ederken sıkıntı olmasın. Ya, birinci eksi o zaten. Yani şu makinede de hani hız yaptığında Vice City gibi 2002'de çıkmış bir oyunda kasıyorsa zaten hep düşüyorsa bir problem var demektir. Birinci bence en büyük eksi bu. Bir de eski oyunlarda en büyük sıkıntı şu. Aslında her oyunda en büyük sıkıntı değil mi kardeşlerim bu? Bir şeye ne kadar çok mod yaparsan performans da o kadar düşer. Oyunun problemleri de o kadar artar. Bence en büyük sıkıntı bu. Çünkü ilk versiyon 1'de arkadaşlar, ben mod işleriyle de uğraştığım için biliyorum, yani mod yapmayı çok sevdiğim için biliyorum. Yoksa mod yapmayı bilmiyorum, yani kendim sıfırdan mod yapmayı değil. Modlar kurup güncelleme yapmayı çok seviyorum. Definitive Edition Project modu vardı versiyon 1'de. O mod çok güzel, yani o mod tamamıyla şey, oyunun genel kalitesini arttırmak, performans üzerine yoğunlaşan bir moddu. Fakat gel gör ki yanına o kadar ekstra saçma mod eklemişler ki, yani hakaret etmek istemiyorum ama yani o kadar saçma modları bulmuşlar ki yanına. Ya mesela sağda biliyorsunuz, yani sağ üstte güncellemeden sonra işte bir aracın dayanıklılığını ve işte saatte kilometre bazından hızını gösteren update geldi. Şu an nerede Eren? Bilmiyoruz. Çoğu araçta gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Modlu araçlarda mı görevde niye gözükmüyor mesela? Bak sağ alttaki şey ve sağ üstteki şey. Neyi gözükmüyor bilmiyoruz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi tuhaf şeyler var oyunda. Yani çim modu vardı, onu kaldırdım biliyorsunuz. Böyle o kadar yapay çim ekliyor ki FPS'i yerlere çakıyor. Bak bir anda ortaya çıkan ve kaybolan gölgeler. Yani o kadar gereksiz mod var ki. Benim için gerçekten Vice City Crew Dublaj'ın versiyon 2'si bir hayal kırıklığı oldu. Güzel şeyler var mı? Var. Mesela şu an üstümüzdeki olan kıyafet gibi, kıyafet modları var. Bunun gibi güzel şeyler yapılmış ama çoğu şey kötü be abi. Yani kimseyi kandırmıyorum. Çoğu şey de kötü yani. Hadi bakalım devam ediyoruz final göreviyle. Versiyon 1'e bir puan verecek olursam 10 üzerinden 7'yi veririm. Fakat versiyon 2'ye ne veririm? 10 üzerinden 4. Gerçekten hayal kırıklığıydı. Sağlık olsun, 2025'te San Andreas Türkçe dublajı çıkacak. Artık umutlar oraya kaldı. Bu Kocaeli falan gibi saçmalıklar da olmayacak. Yani Türkçe isimler de olmayacak. Bayağı bildiğiniz CJ Smoke Rider geri dönüyor olacak. Siz de izlemek istiyorsanız benden bunu abone olup gösterebilirsiniz. Abone olursanız diğer videoları izlersiniz. Zaten geldiği zaman sadece Türkçe dublajı kanalda olacak. Çok konuştum biliyorum bu bölümde ama içimdekileri dökmeseydim de rahatlayamazdım. Çünkü ben bölüm arasında çok döküyorum içimi kendi kendime, merak etmeyin. Ama küfürlü küfürsüz. Hadi bakalım. Finali yapalım ve bu güzel oyuna biraz hayal kırıklığı da olsa vedamızı edelim abi. Güzel veda edelim. Ne oldu? Kardeşine sarılmayacak mısın? 15 yıldır bunu iliklerime kadar hissediyorum. Aile görgü kurallarını unuttum bile. Şu sinirden vazgeç Ömer. Bak başına bir iş gelecek bunun yüzünden. Çantalarda 3 milyon var. Kaç kişiydi? 10 mu? Hayır, 11 adamdı. Kavaktaki kasabı da böyle çağırıyorduk değil mi? Sen beni oraya bir adam öldürmem için yollamıştın. Bir adam! Geleceğini biliyorlardı Ozan. Ömer, ses tonuna dikkat et. Bu talihsiz olaylar yüzünden beni suçlayabileceğin kimin aklına gelirdi? Sadece he? Parayı al. Al şu sikik parayı. Biliyor musun Ömer, senin için onca şey yaptım. Boncukları çektim, her şeyi onayladım. Bir kardeş gibiydik Ömer. Altıncı hissine güvendim, ticaretine güvendim. Ama beni hayal kırıklığı. Bu arada videoda esniğim için özür dilerim, birazcık uykusuzum. Yani kusura bakmayın abi. Yapmayı bilen birileri var. Öyle değil mi Cihat? Üzgünüm Ömer, burası Kocaeli. Bu ticaret. Sen bizi sattın. Hayır, ben seni sattım Ömer. Seni sattım. Gerçek para yukarıdaki kasada. Söylesene Ömer, büyük planın neydi? Sahte parayı alacağımı mı sandın? Götünü kurtarayım sonra da kuyruğumla bacaklarımın arasından kaç ha? Hayır. Sadece seni öldürmeden önce taşak geçmek istedim. Bence bu arada bu da Vice'in kurgusundaki bence en büyük hatalardan biri.
Mesela kanka yani yüz yüze geldik aşağıda. Ne oldu Sony? Ben bir adamları göndereceğim. Ben bir gidiyorum dedi gitti. Ben de dur ben bir silahı bir ayarlayayım deyip de yukarı mı çıktım mesela. Bu da bence yani şu an yapsalar böyle bir hata yapmazdır Rockstar diye düşünüyorum. Eski oyun olduğu için çok umursamıyorum ama bu da hep benim şaşırdığım bir şeydir. Bu arada lensin yan eteğinde tabii şaşırmıyorum. Çünkü neden şaşırayım? Aynı oyunu 50 kere oynayınca hissizleşiyorsunuz bir yerden sonra. O yüzden bazı kanallar var YouTube'da sırf hala izlemek için Vice City oynuyorlar, San Andreas oynuyorlar. Bence öyle olmamak lazım. Bir şeyi tadında bırakmak lazım. Çünkü bir yerden sonra kabak tadı veriyor. Efendim biliyorsunuz zaten finali bilmeyenlere kısa bir özet geçeyim. Paramızı korumamız gerekiyor. Bu arada da bize ihanet eden Lens'i yani Cihat'ı öldürmemiz gerekecek. Chico'yu daha doğrusu. Türkçe dublajdaki ismiyle. Burada insanlar biraz yavaş geliyor arkadaşlar. Ona yapacak Sizinle gerçekten gram konuşacak hiçbir şey kimse yok yok. ha Ömer. Seni Oyunun öldürmekten birazcık zevk bug'ı. alacağım. Oh ne Normalde bu köle. arada ben neden olmuyor bilmiyorum ama ben bunu minigun'la öldürüyorum normalde burada. Kaçmadan ama kaçıyor artık. O da ilginç. Bir de bu arada yanlış geldiler bu arada. Aa, bu ne? Ana. Vay be. Ekstra yer eklemişler bu arada gördüğünüz gibi yani. Tarihe Normalde kimin neden böyle geçmesi bilmiyorum. üzere. Bilen varsa Artık yazar sevinirim tarihin bu arada. yarısını Ben Ömer. Tarihe. buralara çıkmadan da öldürebiliyordum bu arada. Lens'i. Son birkaç seridir öldüremedim. Galiba Bunun modla için alakalı çakacağı ya. için Versiyon 1 ile10 alakalı. tane zaman Öldürdük evet. İntikamımızı aldık. Şimdi ama öleceğim ben. Ölmemek için ne yapacağız abi? Hemen hızlı bir şekilde koşacağız. En altta. Ulan buraya da pusu kurmuşlar. Şu da kötü olmuş bu arada. İkonlara hani gerçekçilik katalım diye yere koymuşlar da gözükmüyor gördüğünüz gibi. Hani üstünden geçmeden anlamıyorsun. Acaba aldın mı? Mevzusunu. Güzel. Oradan da çelik yelek ve zırhı alabiliyorsunuz. Çelik yelek ve zırh... Ne oldu? 15 yılımı çaldın benden olsan ve Ne oldu abi? şimdi bedel ödeme zamanı. Hala durumu anlamadın değil mi Oo, Ömer? Sen kanka artık ağır bak. benimsin. Yani 15 yılımı geri finalde almış ağır bak. olmalısın. Acaba bana mı denk geldi bu? Yoksa versiyon 2'de Ömerciğim, genel böyle bir öldürdüğün hata mı adamdan var? dön Hiçbir fikrim yok zaten. da. Sony'i böyle öldürmek de ne ölümmüş be. Bitti oyun. Evet. Ağır bug'dı bu arada. Neyse bu ara sahneyi ama çok se... Eyvah burası telifliydi. Müzikleri kapatmam lazımdı galiba. Ömer? Amına koyayım ne oldu Ömer? Ne gibi gözüküyor? Üstün başın batmış oğlum ne oldu sana? O kadar para verdik lan bu kıyafetlere ne oldu? Nasıl olduğunu bilirsin. Bir ortakla anlaşmazlık oldu. Ah Ömer, bak ben anlaşmazlık yaşadığım zaman gider belki posta kutularını içerim ama kalkıp da savaş açmam amına koyayım. Sana benim psikoloğun numarasını mı versem acaba? Şu aptal Cihat. Ömer bak onun ben de amına koyayım şimdi. Adam güvenilmez, vurdum duymaz, narsist bir piç tamam mı? Yani geberttiğin iyi oldu. Artık Kuzey'den hiçbir sıcak bela ile karşılaşamayacağız. Çünkü artık Kuzey diye bir şey yok. Her şey Güney'de kaldı. Yani bir dakika bu şey mi demek oluyor yani Ömer? Ne demek oluyormuş bakalım? Başa geçtik oğlum yani. Hadi Yani bakalım. sen başa geçtin. Valla burada konuşacağım Ömer! abi. Çünkü Biliyor musun Recep? şey Scarface'in Bence bu müziği güzel bir herhalde. ticaret Öyle bir şey ilişkisinin sanırım. Bilmiyorum tam başlangıcı. hatırlamıyorum da. Her şeyden sonra Kanka artık çok iki büyük meslek telif. bir hırsız. Hatta Ve ben de suçlu psikopat evet hatta katil ve burayı uyuşturucu direkt şey yapayım. satıcısı. Evet Bir evet dakika. biliyorum. Ben burada oyunun da sesini kapatayım da sıkıntı olmasın. Efendim bir seyredinden sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü bu müziğin telif yeme ihtimali yüksek. YouTube biliyorsunuz. Zaten YouTube'da telif yemese müzikler. Bu ne bu arada? Kayıt ekranı 10 FPS ama. Tamam kayıtta bir sorun yok. Oyunda 10 FPS. Önemli değil. İzlediğiniz için benden teşekkür ediyorum. 10 bölüm boyunca Vice Dublaj versiyon 2 oynadık. Versiyon 3 çıkarsa bir daha yüzüne bakmam onu söyleyeyim. Artık 2025'te San Andreas Türkçe dublajında ve bilgisayarımı aldıktan sonra yine 2025 yılı içerisinde sıfırdan GTA 5 hikayesinde görüşmek dileğiyle. Ondan sonra zaten GTA 6'ya kayacağız vesaire. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanaldaki diğer videolara bakmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakarken hepiniz kime? Yüce Allah'a emanet olun. Videoları beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın efendim. Farklı bir seride görüşmek üzere.